Japonya'dan selamlar Tokyo'dan. Ben Necat Sancak. Uluslararası voleybol antrenörü ve FIB voleybol eğitmeni. Şimdi şu anda Tokyo'da bulunuyorum. Tokyo'da 28 ve 29 Mart tarihleri için, yani cumartesi pazar için Japon hükümeti bu olimpiyatların ertelenmesinden sonra insanlara daha ziyade evde bulunmalarını telkin etti. Genellikle buna uyuyor Japonlar. Fakat bir taraftan da ticaret ve hayat devam ediyor. Şimdi göreceksiniz biraz sonra arka tarafı. Burada olimpiyatların yapılacağı salonu görüyorsunuz ve voleybol salonu görüyorsunuz ve plaj voleybol merkezi var. Burası benim kaldığım otel odası. Buradan gözüküyor burası. Şimdi şeyi de görüyorsunuz, trafiğin aktığını da görüyorsunuz. Dolayısıyla hayat devam ediyor. Japonlar zaten bilinçli insanlar ve normal zamanlarda bile hasta oldukları vakit maske takan insanlar, metroda ya da genel şeyin içerisinde, yaşamın içerisinde bu disipline dikkat ediyorlar. Biliyorsunuz bizim memleketimizde ve Avrupa'da birçok lig ertelendi. Hatta birçok memleket liglerini sona erdirdiler. Bence bizde de olması gereken şu anda bu. Çünkü daha uzayacak gibi gözüküyor bu iş. Ve normal neticelerin olduğu gibi tescil edilmesinde fayda görüyorum ben. Çünkü neticede daha sonra da Avrupa kupalarına falan katılacak kulüplerin bildirilmesi lazım uluslararası federasyonlara. Önümüzdeki sezon içinde küme düşmenin kaldırılarak aşağıdan gelen takımların da belli adette alınarak daha geniş bir lig organizasyona gidebilir. Bu her spor için bence bu geçerli. Ve daha sonra kademeli olarak daha ileriki senelerde takım sayısı azaltılabilir. Böyle bir düşüncem var. Çünkü en her şeyin başı sağlık. Bir de şu da var. Biraz bu işin psikolojik olarak da havası kaçtı. Yani bu saatten sonra tekrar dönüp oynamanın Mayıs ayında falan çok fazla bir esprisi olacağını düşünmüyorum. İnsanların ilgisi dağıldı bu konuyla ilgili. Tabii ki burada yayın kuruluşları falan ilgilendiren sıkıntılar var. O monorail yukarıdan Tokyo merkezine kadar Ginza'ya kadar gidiyor. Ve geldi şimdi monorail, bakın. Görüyorsunuz monorail'i. Bulunduğum bölge Odaiba Island diye geçiyor. Odaiba Adası açık. Bu marketler 7 gün 24 saat açık marketlerdir. Her türlü ihtiyacınızı buradan gidermek durumundasınız. Giderebilirsiniz. Görüyorsunuz. Raflar. Yemek rafları daha ziyade azalmış vaziyette. Bunlar hazır yemeklerin oldukları raflar. Ekonomiyi, bütün dünya ekonomisini global olarak negatif olarak etkiledi. Önümüzdeki sezon kulüplerin de ben bundan etkileneceklerini, sponsorların bunlardan etkileneceklerini tahmin ediyorum. Dünya sporunu ve Türk sporunu tabii ki bu açıdan zor bir sene bekliyor önümüzdeki sene. Umudumuz bu zor günlerin, korona açısından zor günlerin çabuk sonuçlanması ve önümüzdeki sezonun iyi geçmesi ve arkasından da 2021'de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları adıyla olimpiyatların en iyi şekilde organize edilmesi. Bu arada Bayan Milli Voleybol takımımıza da buradan ve olimpiyatlara katılacak bütün sporcularımıza da buradan başarılar diliyoruz.